Değerli izleyiciler, günaydın. Evet, bugün 27 Mart Cumartesi. Özdemir İnce ile birlikteyiz ama Özdemir İnce bugün stüdyomuzda. Özdemir abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Bu kadar şeyden sonra sonunda stüdyoda bir araya geldik. Tabii şartlar uygun. Ben iki aşımı oldum. Efendim şeyin de 15-20 günde geçti. Çift maskeyle de geldim. Evden çıkmıyorum. Elimi en az günde 5-6 kere yıkıyorum. Ardından kolonya ile. Bilmem ne. Yani kendimi nasıl desem civciv gibi. Bu 65 yaş sıkıntısı var ya, şimdi sizin için tabii gençlik yaşı. 65 yaş sıkıntısı biliyorsunuz özellikle Ataol Behramoğlu, Ataol abi çok feryat etti bu konuda haklı olarak. Yani evden biri çıkıyor gidiyor işe, sonra geliyor o babasının yanına ama baba dışarı çıkamıyor 65 yaş. Evde herkes gidip geliyor. Şimdi yaşla ilgili olarak her mesleğin bir özelliği var. Şimdi 65 yaşında güreşçilik yapamazsın. Atletizm yapamazsın. Devlet hizmetinde çalışıyorsan yapamazsın bunları. Ama basın yayın işlerinde yaşın sınırı yoktu. Evet. Şimdi ben Cumhuriyet Gazetesi'nde yahut da herhangi bir gazetede çalışıyor olabilirim. Haftada 3 gün yazı yazıyorum gazeteye. Bunun yaş sınırı var mı? Evet. Gerektiği zaman sahaya çıkıp röportaj da yapabilirim. Çünkü benim yaşımda bir insanın röportaj yapması bir gencin yapmasından daha değişiktir. Daha iyi yaparım demiyorum. Başka sorular... Daha derinlikli, daha geniş yok, kapsamlı. Bilemem. Daha iyi, daha kötü diyemem. Ama insanların mesela 65 yaşından sonra iş yapma. Olur mu? Olur mu? Şimdi ben diyelim ki sık sık Ankara'ya falan gideceğim, İzmir'e gideceğim, şuraya buraya gideceğim. Efendim sen 65 yaşından daha yaşlısın. Bir yazara böyle bir şey denilemez. Seyahat özgürlüğünüz de kısıtlı. Galiba yani acayip bir şey. Sadece bunu değil. Bu salgın hastalık hayatını iyi organize edemediler. Bir muhayyileleri kıt. Bunu düşün. Herkes bir kere bir şarkıcı ne yapar, bir davulcu ne yapar, bir kebapçı ne yapar, bir garson ne yapar, nasıl yaşar? Bunları onların hakkında karar verecek insanların onların kılığına girerek, hayatını yaşayarak karar vermeleri lazım. Tabii. Buna ne diyorlar? Empati kurmak. Empati kurmak falan. Tabii adamın hayatını bilmezsen. Şimdi şöyle bir şey. Bahşişle yaşayan garsonlar var. Evet. Hatta büyük müesseselerde bahşişin bir kısmını patrona verir. Şimdi bahşişle yaşayan bir garsonun çalışmasını sonlandırdığın zaman bu adam nasıl yaşayacak? Evet. Ya birikimleriyle. Yok, öyle öyle garsonun nasıl bir birikim olabilir ki? Birikim yapmak o kadar kolay mı? Evet. Öyle yani Türkiye'de kim birikim yapıyor ki? Fakat bu aşamada Almanya'nın yaptığı. Almanya dedi ki lokantaları kapatırken geçen yıl aynı dönemdeki cironuzun %75'i kadar karşılıksız size ödeme yapacağız dedi. Normali o. Fransa'da da öyle. Amerika'da aşağı yukarı bu son adam neydi adı? Macron. Macron değil o Fransızlarınki. Hangisi? Amerikalıların. Ha Trump. Biden'dan önce Trump. Biden. Ben matrak bir şey söyleyeyim. şimdi Biden 1 trilyon bilmem ne evet. Para. Peki o para zaten kasada var. O parayı vereceksin ki ekonomi dönecek. Dönsün. O parayı alıp üstüne kurt tavuk gibi yatmayacak adam. Doğru. Gidecek, ekmek alacak, su alacak, şarap alacak.
Ha şarap yasak. Yasak. Ondan sonra çarklar dönecek. Yani ekonominin çarkı dönecek. Şu anda ekonominin çarkı şey etti, stop etti. Evet. Yani ekonominin tekrar düştü. Tekrar çalışabilmesi için müşterilerin cebinde para olması lazım. Para yok. Para yok. O zaman esnafa gitmiyor para. Esnafa para gitmeyince esnafın hali dumandır. İşçinin hali duman, esnafın hali duman. Yani şimdi eğitimin hali duman. Ya bunları iyi organize etmek lazım. İyi organizasyon nasıl yapılır? Bir yetenekle, bir aynı zamanda iyi niyetle ve sevgiyle. Sevgisiz olan, iyi niyetli olmayan, bana ne diyen bir kadro olamaz. Evet. Yani bir herhangi bir kadro bana ne diyemez. Evet. Çünkü evet, maalesef. Yani sana emanet edilmiş bu insanlar. Yahut da yani padişahlık zamanında sana emanet edilmiş. Demokrasilerde seni seçmiş. Seni seçmiş. O zaman sen sorumlusun. Ama bizde genellikle siyasi sorumluluk diye bir kavram yoktur. Yani asla bir siyasetçi bir işin sorumluluğunu üstlenmez. Şimdi bir sorumlu bir bulurlar. Bir günah keçisi bulurlar. Şimdi bu ilkelliktir. Niye? Şeyde Osmanlı zamanında Viyana'ya gönderir Koca Mustafa Paşa'yı. Evet. Koca Mustafa Paşa gider, başarısız olur. Başarısızlığın nedenleri var. Şimdi başarısız oldu diye adamın kellesini kesiyorsun, bitiyor. Bu evet. Osmanlı. Evet. Yani padişahlık evet. ahlakıdır. Şeyin hiç kabahati yoktur padişahın. Efendim subaşının vardır, yeniçeri ağası. Paşa da bunu kabulleniyor. Namazını kılıyor, abdestini alıyor, namazını kılıyor. Bu düzen. Şimdi oyla geliyorsun. Demokrasi. Demokrasiler öyle bir şey ki. Yani bizde de olsun istemiyorum. Demokrasi değil. Japon şeyi, geleneği, harakiri. Adam yapması gereken işi yapacağı düzeyde yapamadığına inandığı zaman intihar ediyor. Hatta Osman Gazi Köprüsü'nde bir Japon mühendis durumdan vazife çıkardı. Kendisini sorumlu hissetti halat kopmasından. İntihar etti. Tabii. Bu onur meselesidir ya. Bu onur meselesidir. İşini beceremeyen İstifa eder. Demokrasilerde böyledir. Yani eğer mesela bir şey söyleyeyim. Ben televizyonda ikinci kez planlama müdürü oldum. Ve büyük planlar olağanüstü atılımlar yapılacak. Hiç haberim yok. Bana biri danışman olarak tayin edildi. Şimdi benim danışmana ihtiyacım yok ki. Yani hem ama öyle bir kadro var. Öyle bir kadro var. Çünkü ben bir edebiyat danışmanına ihtiyacım yok. Tiyatro danışmanına ihtiyacım yok. Açık söyleyeyim, herhangi bir adamın danışmanlığına ihtiyacım yok. Ayrıca şimdi yazar olarak benim kullandığım, danışman olarak, bedava danışman olarak kullandığım arkadaşlarım var. Siyaset tarihçileri var, efendim ekonomistler var. Şimdi onlar kendilerini bilirler, ekonomistler. İki tane Türkiye'nin en büyük ekonomisti. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Onları açarım, danışırım. Yani kendi sınırımı bilirim, bana zorla. Ha ne yaptın biliyor musun? Düşüne şey gitti, görevli olarak Stuttgart'a Avrupa Yayın Birliği'nin toplantısına gittim. Avrupa Yayın Birliği'nin toplantısında konuşmalar falan yaptım. Türklerin konuşmasına pek alışkın değillermiş. Neyse sonra Heidelberg'e gittim. Heidelberg'de
dere değil, büyük ırmağın kıyısında bir gazeteye oturdum. Bir kağıt kalem istedim. İstifamı yazdım. İstifamı yazdım. Zarfa koydum. Cebime koydum. 2-3 gün sonra Paris'e gittim. Paris'te Fransız televizyoncularıyla işim vardı. Ondan sonra da Cannes televizyoncular toplantısına, evet, gideceğim. MİP toplantısına Paris'ten istifamı gönderdim genel müdüre. Genel müdür almış. Ulan demiş, herife bak be. Haydarberk de istifa ediyor. Paris'te postaya veriyor, sonra Kampini Festivali'ne gidiyor. Ha şimdi ben ne diye istifa ettim? Benim haberim olmadan bana bir danışman tayin etti. Üstelik genel müdür benim yabancım değil, çok yakınım. Çok yakınım. Ama çok yakınım bir adamın bana haber vermeden bu atamayı yapması benim onurumu zedeledi ve derhal ben istifa ettim. Şimdi siz öyle bir duyarlılık gösterdiniz ama günümüzde danışmanlık o kadar gelişti ki tüm milletvekillerinin danışmanları var. Pardon. Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarının sayısını kimse bilmiyor. Yani bir danışman ordusuyla karşılaşıyoruz yani Türkiye'de. Yani bu otlakçılar demek. Yani avantajcılar mı diyelim yani? Öyle kardeşim, bir adamın en fazla iki danışmanı olur. Ha kimin danışmanı olur? Danışmanın ama da, burada kategorize ediyorlar. Dış politika danışmanı, ekonomi danışmanı, eğitim danışmanı. Bir de danışmanların danışmanı var. Evet. Danışmanların danışmanı var. Yani şimdi devletin parasını, kamunun parasını çok kıskançça harcamak lazım. Çok kıskançça harcamak lazım. Şimdi hayatımdan örnekleri vermek istemem. Bana harcılık verdiler bir yerden. $1,000. Söyleyeyim, Hürriyet gazetesinden. Şeye gidiyorum. Almanya'ya gidiyorum. Orada 15-20 gün kalacağım. Belçika'ya gideceğim. $1,000 para verdiler. Cebime koydum. Gittik. Havaalanında gazetenin arabası geldi. Bindim. Ondan sonra gittik. Bu Frankfurt'ta oluyor. Yemek yiyorsun. Orada ödeniyor. Orada ödeniyor. Otelde otelin parasını gazete veriyor. Ben o $1,000... Para harcayacak yer bulamadım. Para harcayacak yer yok. Ondan sonra bir yerde bir şey aldım falan. Türkiye'ye döndüm. Parayı efendim genel yayın yönetmenine, sekreterine verdim. Bu parayı muhasebeye şey et diye. Ondan sonra akşam genel yayın yönetmeniyle konuşuyoruz. Dedim bana veren harcırahtan artan şeyi sekreterine verdim. Haberin olsun dedim. Ya dedi, o senin paran. O senin paran dedi. Çünkü Hürriyet'te öyle bir sistem vardı. Bilmiyorum o sistemi ben. Parayı şöyle, verdim. Yani size orada günlük ihtiyacınızı karşılayacağınız bir para veriyorlardı. Evet. Erol Bey döneminde getirilmiş bir şeydi bu. Siz ister harcayın ister harcamayın. İster otelde kalın ister bir arkadaşınız evi varsa orada kalın. O sizin günlük harcırahınız. Neyse. İlk tecrübe bu. Ondan sonra da böyle devam etti. Şimdi yani. Tabii burada danışmanlıktan buraya geldik. Şöyle de bir olay var. Az önce dedik ya siyasi sorumluluk. Bir olay meydana geldiğinde Türkiye'de o sorumluluk alınmadığı gibi hemen bir sorumlu aramaya çıkıyorlar. Mutlaka birini bulacaklar. O şeyi boş bırakmayacaklar. Birisi olacak orada. Kardeşim bak, bir sorumluluk diye bir şey var. Bir de profesyonel ahlak var. Nasıl? Ast-üst ilişkisinde eğer ast hata yapıyorsa üstün bu hatada payı vardır.
Evet. Kesinlikle denetlememiştir. Çalışmalarını kontrol etmemiştir. Yani ben de ben de yönettim, açık söyleyeyim, abartma gibi gelecek. Abartarak Ankara'da oturduğum yerde İstanbul stüdyolarında ne yapıldığını bilirdim. İzmir stüdyolarında ne yapıldığını bilirdim. Hatta matrak daktilon ne yazdığını bilir derlerdi. Ankara'da oturur İstanbul'daki daktilonun. Çünkü izlemezsen neler yapıldığını tabii, bilmezsen tabii. O olmaz. Şimdi mesela Hürriyet Gazetesi'nin siz de Hürriyet'te yazdınız. Ben de Hürriyet'te çalıştım. Hrant Dink davasında karar verildi. Bir sürü kişi mahkum edildi. Baronlar ve piyonlar. Evet. Yani burada zaten bir suçlu aranmaya çıkıldığı belli. Baronlar ve piyonlar. Hrant Dink cinayetinin 3-5 serserinin işi olmadığı 14 yıl sonra gelen mahkeme kararıyla tescillendi. Ergenekon kumpasına zemin hazırlamak için Dink'i hedef seçen FETÖ'cü ölüm baronları ömür boyu hapis yatacak. Şimdi geçmişte de biliyorsunuz Danıştay cinayetinde de. Tabii. Hemen birileri suçlanmış, Ergenekon'a yüklenmişti ve Ergenekon çöktü. Ortada kaldı Danıştay cinayeti. Sonra onu da FETÖ'ye yüklediler. Burada gene aynı şeyler yaşanıyor. O zaman ülkücüler de şuydu buydu, döndü dolaştı, FETÖ'cülere geldi. Bunlar organize etti. Kimler? İşte Fethullah Gülen, iade talebinin sonucu beklenecek. Zekeriya Öz. Zekeriya Öz o günün hükümetinden hüsnü kabul gören, altına zırhlı Mercedesler çekilen, maaşlar taltif edilen, yani neredeyse çift maaş alıyorlardı, sürekli ikramiyeler, şunlar bunlar. Kim verdi bunları? Kim verdi? Peki herkes bu işle iltisaklı da ne istedilerse verdik diyenlerin hiç mi bu işle sorumluluğu yok? Olmaz olur mu? Şimdi sen bunları anlatırken kafamda bir senaryo yazdım ben. Bu işler nasıl oluyor? Şimdi şöyle iki sahne düşün. Olay tek. Bir sahnede olayın gerçek süreci oynanıyor. Öbür sahnede o canlandırılıyor. Gerçekte olan olayın gelişimiyle sahnede senin oynadığın oyun aynı değil. Aynı değil. Şimdi bu da böyle. O cinayet de böyle. Cinayetin aslı başka. Ama bir de sahnelenmiş şekli var. Evet. Sahnelenmiş şeklinde tetikçiyi görüyorsun sadece. Tetikçiyi, kurbanı görüyorsun. Uzaklarda da bir iki tane şey var. Gölge halinde tanık var. Ama o sırada hakiki sahnede işin gerisindeki adam talimat veriyor. Efendim suikastı bir tetikçi yapamazsa karşı pencerede başka bir nişancı bekliyor efendim. Hatta gerekirse ihtiyaç duyarlarsa üçüncü bir keskin nişancı faili, katili öldürmek için. Bu gerçek. Gerçekte bu. İşte ama Kennedy cinayetinde gerçek bu. Fakat basına ve halka bambaşka bir hikaye anlatılıyor. O hikayenin gerçekle en ufak ilişkisi yok. Ve müthiş bir profesyonellik var o şeyde. Ha, soruna gelelim. Şöyle de bir şey var. O gün Samas'la, katille, tetikçiyle Samsun'da yakalandığında karakolda hatıra fotoğrafı çektiren polisler vardı. Elbette. Yani çok iç acıtıcı görüntülerdi onlar. Ve mesela onların hiçbirisi bu şeyin içinde. Şimdi bir katille bir emniyet görevlisini için fotoğraf çektirsin. Bir, aynı ideolojiyi paylaştığı için çektirir. İkincisi, maktulün
katil kadar karşıtıdır yahut da düşmanıdır o iki polis. Yani o fotoğrafta bir suç ortaklığı var. Polislerden evet, giderek evet, yani polislerden evet, giderek şey bulunabilir. Orada polislerin onu kahramanlaştırması, kahraman olarak görmesi gibi bir sahne var. Şimdi o herhangi bir şey, herhangi bir polis, herhangi bir suç olayında böyle tepki göstermez. Evet. Böyle ya mahalle arkadaşıdır, efendim ya akrabasıdır, yahut da çok yakından tanıdığıdır. Ama onunla da fotoğraf çektirmez. Onunla da fotoğraf çektirmez. Şimdi niye fotoğraf çektiriyorsun? İleride bunu kullanıp kendine itibar sağlamak için. Yani ben, biz bu katil denen adama kötü davranmadık. İyi evet, de yani. Evet. O fotoğraf bir tür pasaport, gelecek evet, için pasaport, iyi evet, hal kağıdı. Evet, evet. İyi evet, hal kağıdı. Evet, evet. Şimdi diyorsun ki bundan iktidarın sahibi, iktidar sahipleri haberdar olmaz mı? Yani. Mümkün değil. Çünkü sonuçta ne çıktı? Şimdi sondan başa doğru gidecek. Sondan başa doğru gidersek. Sondan başa doğru evet, gidersek. Zaten sondan başa doğru gidersek bazıları zaten Türkiye dışında şu anda çoktan onlar, gittiler. Ama onların hepsi ki, rüyaplarında. Ama şu onların hepsi önemli mevkilerde bulunan yetkili adamlar. Evet. Şimdi bir genel müdürün tavır, karar ve eylemlerinden müsteşarın haberi olmaz mı? Tabii. Elbette olur. Çünkü casusları vardır onun yanında. İspiyonları vardır. Yani müsteşarın haberi yoksa, müsteşarın, genel müdürün yanında çalışan şeyleri, ispiyonları gelip haber verir. Genel müdür böyle böyle işler çeviriyor müsteşarım diye haber verir. Canım haberdar ya, olması gerekenler daha sonra terfi ettiler. Şimdi o şey terfi edenler şeyin yüksek, birinci derecede bence, yüksek kişiler değil. Onlar da genel müdür, müdür evet, seviyesindeki evet, insanlar. Evet, evet. Ben şeyden söz siyasi ediyorum. Siyasi sorumluluk olarak. Ben siyasi sorumluluktan haber veriyorum. Eğer böylesine büyük bir operasyon bu, nasıl bir operasyon? Türkiye'nin politik geleceğini etkileyecek karmaşık, yani pimi çekilmiş bir bomba gibi. Canım burada emniyet müdürüne gidiyor, valiye gidiliyor. Hrant Dink o dönemde yani sen de kendine dikkat et yani sen de yok yani şimdi şey benim külahımı anlasınlar. Yani benim külahımı anlasınlar. Yani bizim hiçbir habarımız yok. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Çıkıp ne diyorlar? Bu meşhur şeyin Hazreti Ömer'in kullandığı, daha sonra da padişahların tamamı kullanmıştır. Van Gölü'nün kıyısında bir keçi kaybolursa hesabını ben veririm, ben bilirim. Bu ne demektir? Ben yönetime hakimim. Ülkemde ne olup biterse bunları bilecek durumda olmam için gereken ne varsa hepsini yaptım demektir. Evet, evet. Van Gölü kıyısındaki keçiden haberi olan adam şeyde efendim, Hrant Dink'in cinayetinden nasıl haberi olmaz? Haberi varmış ki şimdi şey ettiler, mahkum ettiler evet, bazılarını. Evet, evet, evet. Bazılarını mahkum ettiler, bazıları dışarıda. Yani öyle bir şey var ki anlattıklarından da, önümüze koyduklarından da o çıkıyor. Önlenilebilir bir cinayet. En azından hiçbir şey yoksa bile önlenmemiş. Ya şimdi önlenebilir değil. Çünkü biliniyor. Şimdi önlenir bir. Evet. İkincisi ne diye böyle bir cinayete ihtiyaç hissettiler? Ayrıca. Ha. Ne diye böyle bir cinayete yani önemli bir gazeteci, azınlıklardan bir vatandaş, bu Ermeni azınlığı ile geçmişte uluslararası noktalara çıkmış büyük bir sorun evet, var. Ermeni şey diyorlar, ne diyor? Ne? Ermeni dölü. Ermeni dölü değil. O ne yapılan dölü işe ne deniyordu? Ermeni kıyımı diyorum ben de. Soykırım. Ha, soykırım.
soykırım falan değil. Benim bir o soykırım değil. O fazla şey yani abartma ve uydurma. O işin onları kendi terminolojisi için. Onların kendi şeyi. Şimdi böyle bir adamı sen koruyacaksın. Çin tabii. Setti gibi. Tabii. Şey, eğer barış istiyorsan Hrant Dink'e zaten ihtiyacın var. Var. Var çünkü adam bazı şeyler söylüyor. Şimdi yani azınlık demek de hoşuma gitmiyor. Değil, değil. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, yani, misaki milli sınırları içinde yaşamış. Şimdi bak ben Yunanistan'a çok gidip gelmiş bir insanım. Bütün Balkanları, şurayı, burayı, İsrail'i çok iyi bilirim. Mesela İsrail'deki İstanbul ve Türkiye kökenliler orada kendilerine küçük apayrı İstanbul derler. Hayfa tarafında eski Yafa'da Hayfa'da evet. Bulunur. Dernekleri vardır falan. Küçük İstanbul. Şimdi öyle bu insanlar vatan diye bir şey var. Doğduğun toprak. Doğduğun toprak son derece önemlidir. Neyse evet. Yani işi dağıtmayalım evet, da. Evet. Dağıtmayalım. Şimdi bu cinayette cinayetin sorumluları arasında elbette dönemin hükümeti de vardır. Evet. Arkadaşlar 27 forum 27 Mart Cumartesi de gazete nedir diye bir fotoğraf var. Onu ekrana alalım. Yani şimdi efendim benim havarım yok diyemez kimse. Kimse diyemez değil mi? Öyle bir şey olmaz. Ya bizde mesela herhangi bir şey olduğunda bir bakan istifası yani işte bir tren yolu kazası olmuş. Neden olmuş bu tren yolu kazası? Proje bitmeden, tamamlanmadan alelacele bir seçim bahanesiyle açılmış. Ve tamamlanmadığı için sinyalizasyon sistemi de yokmuş. Kaza olmuş, insanlar ölmüşler. Peki Ulaştırma Bakanı'nın hiçbir sorumluluğu yok. Arttan bir makasçıyı ya da makinisti mahkum ederek bu işin içinden sıyrılacaksınız. Ya da işte Çorlu tren kazasında olduğu gibi. Benzer çok örnek var. Şimdi buna yani ben bunun sorumluluğunu alıyorum diye istifa eden bir bakan ya da bir gördünüz mü? Türkiye'de? Yok ben sana bir şey söyleyeyim. Bu olay Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Hollanda'da, İskandinavya'da olmuş olsaydı olayın akşamına kadar bakan, genel müdür ve benzerleri derhal istifa ederdi. Çünkü orada az insan ölmedi. Evet. 30'a yakın tabii, galiba tabii. İnsan öldü. Daha fazla. Şimdi ölümlerin, sakatlıkların yanı sıra o ailelerin bölünmesi, parçalanması, ömür boyu yaşanacak travmalar kolay değil. Ölüm kolay. Evet. Yani ölen öldüğünü bilmez bile bazen. Öldüğünü tabii, bilmez. Kalan acı. Kalan. Şimdi nasıl yaşayacaklar? Maddi durumları ne? Hadi maddi durumları iyi diyelim ya. Bir insanın 10-15 yaşındaki kızı, efendim oğlu ölürse o da ölür ya. Evet. O da ölür. Evet. Benim şey yani şimdi. Bir de tabii bunun gazetelere yansımasına baktığımız zaman arkadaşlar o şeyi getirebilir miyiz? Gazete nedir? George Orwell'ın. Demin getirdilerdi. Bir tarifi var. Diyor ki George Orwell. Gazeteci birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazabilmektir. Geri kalan şey halkla ilişkilerdir. İşte bu elbette. Gazeteler halkla ilişkiler görevini yerine evet. getiriyorlar. Başka örneklerimiz de var. Gerekirse onları evet. da gösterebiliriz. Yani Türkiye'nin şu günkü durumunu bırakıp gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman bambaşka bir Türkiye bize anlatıyorlar. Evet. O Türkiye onun anlattıkları Türkiye değil, onların anlattıkları Türkiye değil. Halk başka bir şey yaşıyor bu ülkede. Şimdi bak, Orwell çok zeki, çağını anlamış ve daha sonrasını da tahmin etmiş bir insan. 1984 romanı var. Evet. Ondan sonra orada geleceği görüyor. Şimdi. Bir insan ne diye durup dururken gazete çıkarsın? Yani evet. gazete ne zaman çıktı?
Gazete, ilk gazeteler işte bu Sezar'ın hani sokaklarda okutulan başarıları falan anlatan şeyler. Ama onlar parayla satılan şeyler değil. İlk parayla satılan gazete Venedik'te. Şimdi haber vermek için. Haber vermek için. Peki haberlerin değer kazanması için doğru olması. Doğru olması gerekiyor. Doğru. İkincisi, efendim, şöyle bir haber o zamanki gazetede olmaz. Efendim, bir eşek 300 yavruladı. Bu olmaz. Birisi de zebra gibi çıktı. Evet. Olmaz. O zaman bu haberin bir değeri yok. O zamanki haberler, ilk gazetecilikteki haberler doğrudan doğruya insanların gündelik hayatında ve geleceğinde etkili olabilecek şeyler. Bu böyle eskiden münadiler vardı, çıkardı, bağırırdı sokaklarda, evet. Tellallar ve münadiler. Yanlış söylemiyorumdur. Münadi, padişahın fermanlarını falan söyleyen, okuyan tellalsa, efendim, gündelik işler, ne at cambazları, şunlar bunlar. Neyse, şunu söyleyeyim. Bir kere haber verme kaynağı insani bir ihtiyaçtan çıkıyor. İnsani ihtiyaçtan çıkan bir haberin doğru olması şart. Evet. Doğru olmazsa insanlara zarar verirsin. İkincisi, haber kaynağı olarak sana güvenmesi lazım. Güvendiği gazeteyi alır. Bir de sağlıklı bir kamuoyu oluşturulması için doğru haber vermek zorundasın. Şimdi dediğin gibi gerçeklere hizmet etmeyen, gerçekleri haber olarak kullanmayan, doların çıkışını yahut da inişini haber vermeyen ve bunların iniş ve çıkışlarının gerekçelerini yansız olarak anlatmayan basın, İster görsel basın olsun, ister yazılı basın olsun, halka hizmet etmiyor demektir. Evet. Yani şimdi halka hizmet etmeyen bir basın aracı, medya. Evet. Peki ne olacak? O zaman para verip gazeteyi almaz. Şimdi, aile yapısı diye bir fotoğraf var. Onu getirelim arkadaşlar. Sonra da gazeteler gelecek. Onu da hazırlayalım. Şimdi, aile yapısı. Şimdi. Bu gazeteyi ismi lazım değil. Benim almam için doğru yazıp yazmadığından emin olmam Tabii. lazım. Doğru yazıyorsa. İkincisi, haberleri vermekte geç kalmıyorsa. Evet. Evet. Geç kalmıyorsa. Haberlerde taraf tutmuyorsa. Tutmuyor. Çünkü her haberin bir tarafı vardır. O zaman ben bu gazeteyi alırım. O zaman gazeteyle benim aramda ne türlü bir anlaşma olmuş olur? O görevini yaparsa ben de parayı verir, bunu alırım. Şimdi geçelim arkadaşlar, o zaman şimdi şey verelim. Şimdi bakın, geçen pazartesi, yani Türk dolar fırlamış, 8'leri, 8.40'ları bulmuş, şeyleri bulmuş falan. Ve bunlar yandaş gazeteler. Yani nedir? Kamu kaynaklarından beslenen gazeteler. Eskiden besleme basın denirdi. Besleme basın. Bakın, ekonomiyle ilgili hiç... Zaten ben konuşmamda oraya gelmek istiyordum. Bir gazetenin satıştan gelecek paraya ihtiyacı yoksa, masraflarını karşılamama, yani personel masrafı var, gazete var, kağıt var, mürekkep var. Müthiş bir girdisi var bunların. Evet. Bunun başka biri tarafından finanse edilmesi lazım. Tabii. Ya finanse eden de bir taraftır. Evet. Yani bir tüccar bunu finanse ediyorsa, tüccarın kendi çıkarı vardır. Bir holding destekliyorsa onun. Tabii. Efendim, bir parti destekliyorsa onun. Eğer hükümet destekliyorsa, kamu kaynaklarını evet. kullanarak, belediye yahut da şunları bunları, demek ki bu işin içinde katakulli var. Var. Katakulli var.
Katakulli de bir kere saygın bir şey değil. Maalesef. Bir, beni kandırıyor. Beni nasıl kandırıyor? Benim verdiğim vergilerden birikmiş parayı o adama, bana karşı tarafa hizmet eden, yalan yanlış şeyler yayan ve gerçeği gizleyen adama para veriyor. Çıkar sağlıyor bundan. Çıkar sağlıyor. Bunlar, yani bedava yapmıyor bu işi. Yok, öyle şey olur mu? Öyle bir bedava ne diye yapsın? Tabii. Öyle bir şey yok. Şimdi vergisi sıfırlanıyor. İlanlarla, kamu ilanlarıyla besleniyor. Eskiden kamu bankalarından. Yok, eskiden bu şeyle olurdu biliyor musun? Kağıt. Evet, tahsisleriyle. Bu 1950'lerde kağıt tahsisleriyle falan olurdu. Nasıl olurdu? Efendim, ihtiyacı 2 tonsa 5 ton kağıt alır, 3 tonu da satardı. Kara borsada satardı. Yani bu basın maalesef... Bir de gerçek basın var. Tabii şimdi... Gazeteler diye arkadaşlar. Şöyle, bir basın, basının yazılısı ve görseli. Evet. Ahlaksızlaşmaya yatkın mesleklerdir. Maalesef, doğru. Yani televizyonculuk öyledir. Bu mesleği yaptım, ben biliyorum. O 12-13 yıl yönettim. Efendim, benim aleyhimde yazılar çıktı. Ha, ben anlatayım. Bir örnek. Ben yurt dışındayım. Ben yokken kaldırmışlar. Potemkin zırhlısını kaldırmışlar. İyi mi? Eisenstein'in yani işin içinde komünistçilik var falan. Eisenstein tabii büyük Sovyetik bir televizyoncu. Ama biz de o sırada böyle şeyler gösteriyoruz. Birisi belki genel, büyük bir ihtimalle genel müdür. Fısıldamışlardır, efendim bu komünist propagandasıdır falan. Ben ortalıkta olmadığım için, yani beni çağırıp, ya Özdemir bu böyle midir? Neyse, böyle bir şey kaldırılmış. Bir gazetede, şimdi hala duayen olarak ortalıkta gezen biri, o zaman başka bir gazetede çalışıyor. Devrimci müdür Özdemir İnce'nin işleri. Neymiş işleri? Sinema tarihinin en devrimci filmini ben kaldırmışım. Geldim, oğlum canı sıkılmış, o zaman lisede okuyor, gösterdi, baba bak. O adamın telefonu var, açtım. Efendim, ulanla başladım tabii. Allahsız, kitapsız, şu bu. Utanmıyor musun? Yahu dedi. Ekmek parası benim için dedi. Yani. Bir, bu, bak şimdi bu, adını falan. Bu yani anonim tiplerdir bunlar. Bir, işte yorgun savaşçının yakılması. Bir, sevginin yok dedi. Yani bulunduğum yerde bir şarkıcının yahut da Yeşilçam Yıldızcığının sevgilim olması, evet, lazım. Evet. Kumar oynamıyorsun. Kimseye borcun yok. Efendim, sana çatacağım hiçbir yer yok. Buradan girdim. Sana çatacağım yer burası, benim ekmek param dedi. İyi mi? Maalesef. Çok bugüne güzel. Kadar o adamla konuşmuyorum, biliyor musun? Katiyen. Evet. Ölünceye evet. kadar da konuşmam. Yani tabii, bu anlatıyor mesleğin nasıl bir şey olduğunu. Yani demin hani gördük, hiç alakasız manşetleri gördük. Arkadaşlar, gazeteleri verelim mi? Orada da, burada da başka bir Türkiye manzarası var. Başka bir Türkiye manzarası tabii. var bu manşetlerde. Hangisi? Hangisi gerçek Türkiye? Şimdi bulamazsın. Gerçek Türkiye'yi bulamazsın çünkü... Gazeteler arkadaşlar. Bir, gerçek Türkiye nerededir? Gerçek Türkiye, gerçek Türkiye demeyeyim, gerçek alımlayan
ve algılayan insanların bilinç düzeyiyle, evet, bilinç düzeyiyle, evet, şeydir, doğru orantılıdır. Eğer bilinç yoksa, yani fare gelir, kulağını yer, burnunu yer, evet, ayağını, evet, yer, evet, uyuşur. Yani şu anda Türkiye'nin yahut da Türkiye'ye benzer ülkelerdeki seçmenlerin çoğu, demeyeyim ama en az %25'i bu durumdadır. Şimdi uyuşmuştur. Bugünkü anketten size o zaman söz edeyim. Dün bir anket, son seçim anketi şey yapıldı. AKP'nin oyu %30. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %20. İşte sonra gidiyor 8 falan. Şimdi şöyle bir Türkiye'de, gazeteleri az, evet, önce gösterdik. Öyle bir Türkiye'de AKP'nin hala %30 oyunun olabilmesi, yani bir toplum bilimci olarak... Yok şimdi, nasıl? Bu kolay. Yani 3-5 tane bunun şeyi var, ne derler, faktörü var. Birinci faktör din istismarı. İkinci faktör sosyal yardımlar adı altında. Devletin yaptığı sosyal yardımların iktidar partisi tarafından yapıldığına dair bir şeyin, beyin yıkamanın payı. Üçüncüsü, efendim... şöyle diyeyim ben, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosu. Diyanet İşleri kadrosu. 180 bin tane cami varsa, bu 180 bin caminin 500 bine varan kadrosunun %99'u AKP'ye oy verir. Evet. Yani şimdi... şartlanmış. Bu şartlanmışlığın yıkılması son derece zor. İşte bu muhalefetin hani sadaka ekonomisi dediği. Onu ben koydum. O adı ben, evet, koydum. Sadaka ekonomisi lafı benim, bana aittir. Yani Hürriyet'te, evet, yazdığım, evet, sırada bu ekonomiye ben sadaka ekonomisi dedim. Yani bu sadaka ekonomisi değil aslında. Vatandaşın doğal hakkıdır o. Evet. Doğal, evet, hakkıdır. Yalnız burada da müthiş şeyatçılıklar var. Şöyle bir şey, Hürriyet'te yazmıştım bunu. Bana bir gün bir mektup geldi. Mektup değil de bu şeyle gönderiyorlar. Mail. Olay gerçek. Şimdi gayet iyi niyetli insan sever bir işveren 10-15 tane adam alıyor işe. Efendim yemeklerini veriyor, şeylerini, her bir şeylerini veriyor. Yemekleri temiz, evlerine ulaşımlarını sağlıyor. Ondan sonra bir gün bu yeni aldığı adamlar dayanıyor kapıya. Ne var? Patron, sizden bir şikayetim var, şikayetimiz var. Yahu diyor, nankörlük etmeyin, paranız tamam. Şu tamam, bu yatağı, sigortanızı da yaptırdım. İşte o diyor. Ne diye sigorta yaptırıyorsun birader? Ne zararı var? Diyorlar ki, efendim biz çocuk parası alıyoruz, fıstık parası alıyoruz, leblebi parası alıyoruz. Hane başı 2600 lira. Şimdi sen bizi sigortalı olarak oraya sigorta yaptığın zaman bunların hepsi kesilecek. Bunların hepsi kesilecek. Ha, o yüzden bu yardım alanların tamamı merdiven altı çalışıyorlar. Cep harçlığı falan yarı paraya, tabii, çalışıyorlar. Tabii, sigorta, tabii, olmuyorlar. Şimdi bu ekonomi 2002'den bu yana kuruldu. Kuruldu. Şimdi... reklama gitmemiz gerekiyormuş. Tamam, tamam gidelim. Dönüşte devam edeceğiz. Tamam, sen nasıl isen, patron tamam, sensin. Ne demek? Dönüşte devam edeceğiz. Tamam canım. Kısa bir aradan sonra Özlem İnce ile devam edeceğiz ama konuşacağımız başka konular da var tabii. Sakın ayrılmayın, saat başına doğru buradayız. Özlem İnce ile devam ediyoruz.
İlk bölümde yapamadığımız Recai Aksu bağlantısında bir süre program akışı içinde yapacağız. Özdemir abi, şimdi gazetelerden biraz da hani yaşama doğru geçelim. Son dönemde işte bu aile yapısı, Türk aile yapısı falan deniyor. Türk aile yapısından kasıt, yani muhafazakar bir Türk ailesi midir Türk aile yapısı? Yani pek çok şeye kapalı mıdır? Yani biz eskiden Türk aile yapısında kadının önemini, kadının ağırlığını falan hep okumuştuk, biliyorduk. Şimdi kadın himayeye muhtaç böyle hani şey hale getirildi. Şimdi bu tarz konuşma sağcılara özgü bir konuşmadır, muhafazakarlara. Efendim Türk ailesi, yahu kardeşim dünyanın her memleketinde aile kutsaldır. Anne kutsaldır. Baba evin direğidir, yani padişahtır. Çocuklar sevilir. Efendim aile büyüklerine bakılır. İtalyan ailesini düşün ya, filmlerde görüyorsun. Filmlerde görüyorsun İtalyan ailesini. Ailenin gelinin yahut da kocanın annesi babası falan aynı evde otururlar. Bitti. Onları, geniş aile. Öyle geniş aile. Güney Amerika, İspanyol aileleri böyledir. Ben Fransız ailelerini biliyorum. Yani Fransız ailelerinin bizden daha değişik bir halleri var. Onların da kendilerine göre bir muhafaza ettikleri bir töreleri var. Anlatabiliyor muyum? Sanki öyle anlatıyorlar ki töre, ahlak, görgü, misafirperverlik sadece ve sadece Müslüman Türk ailelere mahsus. Öyle yetiştirildi çocuklar. Yok öyle bir şey yok. Yani dışarı çıktığın zaman görürsün. Herkes öyle ailesinin üzerine titrer. Yani Yunanlar efendim çocuklarını köpek eneği gibi sokağa mı atıyorlar? Yani, hayır. Tabii. Şeyde Yunanistan'da çocuklar pek tombuldur. Sokaklarda görürsün. Ciddi söylüyorum. Elinde süt, biberonlu, çocuk kaçar, anası peşinden koşar yakalayıp ağzına doldurur. Yani bu bir kere şeydir. Yanlış demeyeceğim, palavra demeyeceğim, övüngenlik demeyeceğim. Tuhaf bir şey. Tuhaf bir şey. Evet. Yani başkalarını aşağı sadece görme. Sadece Türkiye'de aile var. Yani. Sanki Türkiye'de aile var. Ondan başka hiçbir yerde aile yok. Öyle bir şey yok. İkincisi, elbette kadın çok önemli bir varlık. Ama güzel söyledim değil mi? Güzel. Şimdi, evet. Yahu elbette kadın son derece önemlidir ve kadınla erkeğin birliği kadar güzel bir mucize ve şiir yoktur. Şimdi şeyde TRT 2'de o bizim kurduğumuz televizyona benzeyen televizyondur şu anda. Akşamları Stockholm'den bir yayın var. Kimileri belki dostların, seyircilerin biliyordur. Buz pateni. Evet. Buz pateni dünya şampiyonası. Buz pateninde kadın ve erkek odur benim hayalimdeki. Müzik çalıyor. O senkronize müzik çalıyor. Buzun üstünde birlikte hareket ediyorlar. Bir senkronizasyon var. O elini kaldırıyor, öbürkü ondan sonra kadını tutuyor, havaya atıyor. Kadın dönüyor, tutuyor. Hem de çok büyük bir estetik. Bu kadınla erkek tek başına 5 para etmez. Kadın tek başına 5 paradan fazla eder de erkekle kadının birliği İnanılmaz. Dünyadır ya. İnanılmaz. Doğru, dünyadır. Doğru, doğru. Yani kadından bu kadar nefret edenler tuhaftır.
din adamlarıdır. Her dinde ama. Her dinde. Din adamları kadın düşmanıdır. Kadın düşmanı. Şimdi bu şeyde bana göndermişler. Efendim yüzünü örtmezse efendim zelzele olmuş. Kadınlar açık geziyor. Yahu kardeşim şeyde jeoloji diye bir bilim var. Jeoloji bilimi var. Ne diye kadınlar yüzünden böyle bir şey olsun? Benim çocukluğumda olurdu. Bir şeyde Mersin'de Merican diye bir yazlık var. Orada da Hadimli Hoca diye bir hoca. Cuma günü vaazda bir şeyler. Ondan sonra eğer biz yazdık dedemin yanındaysak konuşurlardı kadınlar. Efendim Hadimli Hoca demiş ki ne? Ne demiş kız? Kadınlar açıldı saçıldı çok mesarif yapıyorlar. Ya Hadimli Hoca ulan ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Yani su akmasın kabahat kadında. Efendim kıtlık olur kabahat kadında. Efendim yağmur yağmaz kabahat kadında. Ya ne diye kabahati olsun kadının? Yani bu ki o hoca çok büyük bir olasılıkla Arapça da bilmiyordur. Kur'an'ı orijinalinden de okumamıştır. Şimdi ya öylesine bir trajedi ki. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Türklerde kadınla İslamiyet'te kadın çok farklı. Elbette şimdi bak. Ben onu getirmedim. Ah keşke getirseydim. İbni Fadlan diye bir Arap. İbni Fadlan. O de Z olarak da okunabilir. İbni Fazlan diye de. Mesela biz Ramazan deriz ya. Araplar Ramadan der. Ramadan. Ramadan. Araplar onu D okur, biz Z okuruz. İbni Fazlan'ın Seyahatname diye bir kitabı var. Müthiş eğlenceli kitap. Benim başucu kitabımdır. Seyahatname'dir. Aslında o Fransızcası Voyage chez les Bulgars de Volga. Volga Bulgarlarının memleketine seyahat. Bu Bağdat'tan bir şey çıkarıyorlar. Kafile çıkarıyorlar. İbn Fadlan bu kafilenin kafile şey elçilik. Bu elçi heyeti şeye gidiyor. Hazarlara gidiyor. Hazar İmparatorluğu var biliyorsun. Türkler. Bunların dini yok o sırada. Müslüman falan olmamışlar. Efendim şimdi Bizans bir yandan bunların Ortodoks olmasını istiyor. Yani Hazar Volga kıyısındadır. Evet. Şeyin Hazar Denizi ile Karadeniz'in arasından yukarıya doğru kuzeye çık. Doğru, evet. Kuzeye doğru Volga çık. Volga Nehri. Volga. Hazarlar orada oturuyorlar. Ve 13 şimdi geleceğim oraya. Şimdi şey de halife de bunlar Müslüman olsun istiyor. Bunlar sonuçta Müslüman da olmadılar, Hristiyan da olmadılar, Yahudi oldular. Yahudi oldular, Musevi oldular ve şu anda şeyler kabul etmez, İsrail kabul etmez ama İsrail'in nüfusunun %90'ı Hazar esaslıdır. Şeyde Avrupa Musevilerinin kaynağı budur. Şimdi bunları görmeye gidiyorlar. Yolda Türklerle karşılaşıyorlar. Diyor ki bunların diyor bir araya gelirler, bir karar verirler. Sonra diyor aralarından en sefil biri çıkıp olmaz der diyor ve karar bozulur. Ya bu ne demektir? Demokrasi demektir. Yani yönetimde bir kagan diye bir şey var. Yani herkes söz sahibi. Herkes söz sahibi. Kadın söz sahibi şeyin yanında oturuyor, adamın yanında oturuyor. Ondan sonra bir misafir oluyorlar şeye.
bir Türk'ün çadırına Oğuz, harika bir de istediğin borcu alırsın diyor. Ödemezsen diyor, daha sonra gelen bir Türk'ten alırlar parayı. Ha, daha sonra gelenden alır bu Türkler diyor parayı. Yani borç verir. Sen vermesen de. Sen vermesen de alır. Alır. O zinanın falan kötü olduğu cezalar falan bunlar. Ha şimdi bunlar oturuyorlar. Türk'ün karısı da geliyor. Türk'ün karısı da geliyor. Oturuyor. Efendim ayağa kalkarken ete savruluyor. Orası burası görünüyor. Efendim bunun üzerine Araplar estağfurullah diye yatıyorlar. Gözlerini kapıyorlar. Türk diyor ki sadece görebilirsiniz diyor. Ha, şimdi kadının yeri baştan aşağı o yani kadın etken ve de etken ya Dede Korkut masallarında tabii. Düşünsene bir orada babayiğit bir kız vardır. Benimle yarışacaksınız, güreşeceksiniz. Kim beni yenerse onunla evleneceğim diyor. Yani bu palavra değil ki, Dede Korkut masalları bunlar. Canım onlar Deli Dumrul'u okumuşlar. Şimdi geçmiş destanlarda şurada burada sen Türk kadınına tabii. Yan bak bakayım. Kocası dövebilir mi, dövemez mi? Evet. Canına evet. Okur. Bir şey daha anlatacağım bu kitaptan. Çünkü bu kitabın okunmasını istiyorum. Şimdi buna müthiş kar yağıyor. Tipi göz gözü görmüyor. Bunlar 300 kişilik muhafızlar, şunlar bunlar karın altında gidiyorlar. Alacakaranlıkta bir ses diyor. Durun. Bunlar duruyorlar. Korku içinde. Nereye gidiyorsunuz diyor. Efendim biz falanca yere gidiyoruz. Efendim kimden izin aldınız? Vezirden. O vezirin sakalına diyor tükürüyüm. Vezirin. Neyse. Bana diyor Pekent, yanlış hatırlamıyorsam Pekent şeyce Acemce ekmek demekmiş. Biraz ekmek verin diyor. Biraz ekmek veriyorlar. Hadi acıdım geçin diyor. Acıdım geçin. Şimdi bu Arap şeyleri elçi takımı sanıyor ki bu Türk orada bir gözcü. Arkada şey var. Ordu var. Ordu var. Şimdi bu çocuğu nasıl seviyorum bu atalarımı aklın alamaz. Çünkü büyük bir şenlik, neşe. Özgüven. Özgüven, sürrealizm. Şiirlerime girmiştir ya. Çocuktur atalarım benim. Lan Allah'tan korkmaz, peygamberden utanmaz herif. Çıkıyor, evet. Durun diyor. Duruyor millet. İstediğinle bari bir kese altın iste Allah'a söz. Onu da alır. Biraz ekmek diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İslam dinini Türkler kabul edince uzun süre adapte olamadılar. Hatta anlatacağım bir şey var. Çünkü böyle bir yaşamdan sonra o kurallar şimdi, çok zor. Kışın oruç tutmak gayet kolay geliyor Türklere. Fakat yaz gelip de tarlaya çıkıp oruç tutunca zor geliyor. Gidiyorlar beye diyorlar ya beyim bu oruç kışın iyi de yazın kötü. Şunu değiştiriver. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarından birinin ön sözü de okudum bunu, altını çizdim. Bir ev taşınırken taşıyıcılar bir iki kutu kitabımı çalmışlar, sattılar. Birini de ben sonra satın aldım, benim kitabımı, mührüm var. Ha diyeceğim, şimdi Türklerin İslam'a adaptesi oldukça zor oldu. Zor olduğu için
Anadolu Müslümanlığı diye bir şey var. Şimdi bunu misafirlerin kim bilir kaç kere anlattılar. Evet. Alevilik var. Efendim Bektaşilik var. Tolerans ve sevgi üzerine kurulu bir şey. Yani kadının yeri var. Kadının yeri var. Şimdi efendim Alevilerde kadının yeri ve toplum hayatındaki yeri 1000 yıl, 1500, 2000 yıl önceki Türk kadınının yerini temsil ediyor. Yani eğer şeyi anlamak istiyorsan geçmişte Türk kadınının yeri toplumda, ailede ne diye düşünüyorsan şeyi gözün önüne getir. Şu anda Alevi aileleri göz önüne getir. Sünniler daha başka. Şimdi Emevi tarzı falan evet, diyorlar. Evet, evet. Daha tutucu, kadını esir haline getirici. Mesela bir şey söyleyeyim. Kur'an'da baş örtüsü, türban diye bir şey yok. Zaten örtü var. Yok. Şeyin 31. ayet şeyde, Nur Suresi. Nur Suresi'nin 31. ayetinde der ki başınızdaki örtüyü, o örtü zaten var. Ne zamandır var? 1000 yıldır var. Arabistan çöllerinde erkekler, kadınlar çöl kumlarına ve güneşe karşı başlarını örtüyorlar zaten. Bunu Müslümanlar örtüyor. Müslüman olmadan önce Araplar, Yahudi Araplar var, Hristiyan Araplar var, bir de putperest Araplar var. Putperest Araplar Müslüman oluyorlar. O zaman Araplar, kadınlar biraz cıbıl geziyorlar. Ondan sonra Hazreti Muhammed aldığı ilhamla diyor ki başınızdaki örtüyü göğsünüze indirin diyor. Yani göğsü açıkta, göğüsler açıkta kalmasın diye başörtü kullanılsın. Aslı bu. Başörtüsüyle... Ki o sonra çok şekilde... Yahu kardeşim şu anda sudyen diye bir şey var. Kadınlar sudyen takıyor. Ondan sonra kazak giyiyorlar, gömlek giyiyorlar, göğüslerini gizliyorlar. Tabii iklim şartları zaten çok farklı. Şöyle, yani şeye ihtiyaçları kalmadı. Başlarındaki örtünün göğüslerini, İndirmesine. Zinetlerini gizlemesine gerek kalmadı. Ama kitapta bu yazıyor. Ben 50 tane, yani abartmayayım da en az 10-15 tanesini okudum. Türkçe, Fransızcasını okudum, İngilizcesini okudum ve durmadım. Almanca, İspanyolca, İtalyanca bunların hepsini o ayetleri getirttim ve baktım. Hepsi böyle. Şimdi kim bunun böyle olduğunu iddia ediyor? Din adamları. Din adamları sadece Müslümanlıkta değil, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, efendim, puta taparlıkta da, Roma'da da, Yunanistan'da da, Greklerde de her zaman kadınlara eziyet etmişlerdir. Kadınlara eziyet etmişlerdir. Mesela şey bilirsin, Yusuf menkıbesini. Yusuf menkıbesi şeyin karısı, Firavun'un karısı Yusuf'a sulanır. Evet. Efendim, onu baştan çıkarmak ister. Yusuf direnir. Efendim, bir yıl delevere olur. Kadın gider müzevirler. İftira. Bu sevdiğin çocuk bana sulanıyor falan diye. Sulanma olarak geçer bu bizim dilimizde gençken. Yani işte asılıyor ya da ne bileyim işte. Neyse. Ayıp değil, değil mi? Yok, şimdi yasak. Şey diyorlar, işte yürüyor diyorlar. Neyse, benim gençliğimde o... Bunlar Z kuşağı, ben A kuşağıyım. Ha canım, şimdi sonra bunu
Aynı hikayeyi Hint'te de görüyorsun. Hint'te de görüyorsun. Efendim, her şeyde şimdi burada kadın şeytanlaştırılıyor. Kadın şeytanlaştırılıyor. Mesela şimdi burada kabusname var. İlyasoğlu Mercimek Ahmet'in. Bunu açtığın zaman geçmişin hikayeleri, şenlikleri, her şey var bunun içinde. Kadınlara nasıl muamele ediyorlar? Efendim, bu 16. yüzyıldan sana gönderdiydim bunların kapaklarını. Evet. Gösteremez misin? Onları yok. Gösteremez. Ziyafet sofraları, bu şeyin Gelibolu Mustafa Ali'nin, bir de Nizamül Mülk'ün var siyasetnamesi. Buralara bakıldığı ki zaman Nizami Mülk artık çok vezir. Yani Nizamiye medreselerini kuran adam, yani vakti zamanın üniversiteleri olarak kabul edilen, yani Nizamiye medreseleri gerçekten medrese olarak kaldıkları dönemde üniversite gibiydi. Sonra bozuldu. Şimdi kadının sınırlarını çağımızda dinin kurallarıyla çizemezsin. Evet. Çünkü bir, çağda bağdaşmaz. İkincisi, aşağı yukarı Müslüman ülkelerin, Türkiye hariç, geriye kalanı şeriatla yönetiliyor, evet, neredeyse. Evet. Kadının hiçbir farkı yok. Ama geri kalan dünya ülkeleri ve artı Türkiye, yasalar, evet, din de referansı değil. Bugün kadınların hakkını Kur'an'dan beklemek abes bir şey. Evet. Çünkü bir yasalarımız var, medeni hukukumuz, medeni hukuk var. Mesela dün mü şeyde, şuna bakayım da bir izin ver. Tabii. Şeyde Cuma günü şöyle, İstanbul Avrat Hakları Akdi'nin reddi. Gördüm. Şimdi İstanbul, İstanbul'un eski İslam'ı bol. Avrat, kadın. Kadının kadın olmadan önce aşağı görüldüğü, avrat bir kere kadın değildir. Eşyadır, maldır, mülktür. Mal mülk derken, mal aynı zamanda eşek, at, ata. At, avrat, silah. At, avrat, silah. Şimdi yani bir avrat, bir mal mülktür ya. Evet. Yani özgür kadın değildir, eşit kadın değildir. O yüzden özellikle avrat dedim, koydum. Akdinin reddi. Efendim, ne edilmiş? O akit iptal edilmedi. Oradan çıktı. Çıktı. Evet. O akit duruyor orada, sözleşme duruyor. Çıkmış. He, çıkar. Buna da girmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Kaç dakika var bitmesine? Şimdi Recai bekliyor hatta. Bir 10 dakika Recai'ye bağlanacağız. Ondan sonra tekrar bir 10 dakikamız daha var. Öyle mi? Evet. O zaman şeyi anlatacağım. Bir TRT genel müdürüyle benim aramdaki ilişki bu şeyi çıkaracak. Yasayı kim yapar? Emri kim verir? Kim bozar? Tamam. Oradan aldım, oraya geleceğiz. Tamam. Oraya gireceğiz. Tamam. Recai'ye selam söyle. Söyleriz bizim. Recai Aksu, günaydın. Günaydın sevgili Lama Koçak. Ben de Özdemir abiye selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Recai, beni görüyor musun? Görüyorum. Ben de Özdemir seni abi, görüyorum. Evet. Sağ olasın. Evet. Hadi anlat. Almanya'da 3. dalga uyarısı. İngiltere mutasyonu nedeniyle Almanya'da günlük vaka sayısının gelecek ay 100 bine çıkabileceği uyarısı yapıldı. Seyahat yasağı gibi önlemler tartışılırken hükümet vatandaşlara mesafe ve hijyen önlemlerine uyma çağrısı yaptı. Tabii Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın bir açıklaması var.
vaka sayılarının büyük bir hızla artmakta olduğuna, gidişatın tehlikeli bir sürece evrilebileceğini söyledi. Özellikle şifa virüsün hızlı yayılımının önüne geçilmemesi halinde Almanya'daki sağlık sisteminin Nisan ayı içerisinde sınıra ulaşabileceği uyarısında bulundu. Tabii siyasi idarenin Almanya'da bütün yetkiyi teslim ettiği bilim kurulu Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler şöyle diyor, 3. dalganın ilk 2 dalgadan daha kötü olacağını gösteren açık emareler olduğunu söylüyor. Wieler, Alman kamuoyuna lütfen evinizde kalınız, önümüzdeki çok zorlu haftalar var uyarısında bulunuyor. Evet, bu arada tabii Avrupa'da artan Covid-19 vakalarıyla salgında 3. dalganın başladığını söyleyen uzmanlar var. Durumun ilk 2 dalgaya göre çok daha vahim olabileceği uyarısında bulunuyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa ülkelerinde 3. dalganın başladığını ve durumun endişe verici olduğunu söyledi. Tabii Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ifade etmiştim. Eldeki verilerin 3. dalganın daha kötü olabileceğinden çok net bir göstergesi olduğunu söyledi olabileceğinin. Evet, Macaristan, Polonya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayılarında gerçekten artış dikkat çekiyor. Küresel çapta koronavirüse yakalananların en fazla olduğu ülkeler sıralamasında ilk 5'te yer alan Fransa'da istatistikler alarm veriyor. İtalya, İspanya ve Çekya'da buna benzer bir durum var. Evet, tabii bu arada BioNTech aşısıyla ilgili bir gelişme var. BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan depolama koşullarında değişikliğe Avrupa Birliği'nden onay çıktı. Avrupa İlaç Dairesi aşının geçici olarak -25 ila -15 derecede 2 haftaya kadar depolanabilmesine onay verdi. Tabii şimdiye kadar aşının saklanmasında özel soğutucularda -90 ile -60 dereceye izin veriliyordu. BioNTech kurucusu Uğur Şahin şöyle bir açıklama yaptı. Önemli bir adım dedi bu gelişmenin. Aşı merkezlerinde yerel doktorlara taşınması sürecinde doğru bir zamanlamaya denk geldiğini ve salgına karşı mücadeleyi hızlandıracağını ifade etti. Evet, bu arada aşıyla ilgili tabii bu önlemlerle ilgili Almanya'da Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği'nin 750 milyar euroluk kurtarma planının onaylanmasını askıya aldı. Özellikle mahkeme geçen yıl üzerinde anlaşma sağlanan bu kurtarma operasyonu planına ilişkin yapılan itirazlar değerlendirilmeden önce onaylamanın gerçekleşmeyeceğini söyledi. Buna kimler itiraz etti derseniz Anayasa Mahkemesi'ne aralarında aşırı sağ siyasetçilerin, faşistlerin de olduğu 5 kişi AB kurtarma planına karşı çıkılması için dava açmıştı. Bunu da burada ifade edelim. Evet, tabii Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri sevgili Namık Koçak. Almanya Başbakanı Angela Merkel derin fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile diyaloğu kesmenin bir çözüm olmadığını söyledi. Bunlar yeni açıklamalar. Merkel derin fikir ayrılıkları olmasına rağmen konuşmamak bir yanıt değildir dedi. Tabii bu arada Macron da derin fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile diyaloğu savunan Merkel'e destek çıktı. Aynı zamanda Ankara'ya da sözler eyleme dönüşmeli dedi. Evet, Türk hükümeti ile seçim mutabakatı kapsamındaki işbirliğinin yararlı olduğunu savunan Merkel, yasa dışı göçü azalttı, insan kaçakçılarının faaliyetini zorlaştırdı diyor. Tabii Haziran ayındaki zirveye de bir karar alacaklarından ifade ettiğini belirtelim. Tabii bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye yeniden tekrar diyaloğa girmek zorunda açıklamasını yaptı. Macron, sene başında beri Erdoğan'ın ilişkilere yeniden başlama arzusunu not etmiştim ve bunun mümkün olduğunu inanmak istiyorum değerlendirmesine bulunmuştu. Özellikle de geçtiğimiz yaz aylarında, geçtiğimiz sene Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürerek Ankara'ya yaptırım çağrısında bulunmuştu olduğunu da söyleyelim. Bu arada Macron'un yeni bir açıklaması var. Diyaneti propaganda aracı olarak niteledi ve özellikle de Türkiye'nin Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale edeceği iddiasını tekrar yenilediğini belirtelim. Diyanet Fransa'ya da yetişiyor. Koçak, Diyanet Fransa'ya da yetişiyor yani. Evet, yani gerçekten burada diyor ki Macron, Fransa'da Cumhuriyet değerlerine bağlı kalamayacaklarını belirten derneklerin olmasının sorun teşkil ettiğini söylüyor Macron. Kanallarında yayın yapan propaganda örgütlerinin müdahalesi var. Yani evet diyor, bu riskler diğer Avrupa ülkelerinde de belirlendiği gibi diyor.
ve gerçekten de Diyanet'in bugün Avrupa kıtasında aralarında Diyanet'in de bulunduğu Türkiye'nin resmi propaganda ozanları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri var diyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına da karışırlar diyor. Böyle bir açıklaması var. Sevgili Namık Koçak, tabii bu arada Türkiye-AB ilişkilerinde yumuşama mı tartışmaları da var. Ben şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Suriyeliler diye değerlendiriliyor. AB ilişkilerinde tesis veya pazarlık oturumu tartışmaları da sürüyor. Yani gerçekten burada ülkeler çıkarlarını düşünüyorlar. O noktada da aslında hem Türkiye'nin hem de AB'nin sıkıntı çektiği açık. Aslında Suriye'deki gelişmelerin sorunları da aynı zamanda Avrupa'da başta Almanya'da Fransa olmak üzere olduğunda söyleyelim. Yani bu da öyle sıradan bir şey değil. Doğruyu da söylemek lazım. Tabii bu arada Türkiye'ye yönelik AB liderlerine Türkiye'ye yönelik çağrılar da yapılıyor sevgili Namık Koçak. Örneğin Alman siyasetçileri de bir açıklama yapıyorlar. Hristiyan Demokrat Birlik TDO Milletvekili Michael Brandt diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yalan, tehdit, korkutma ve hapis siyaseti yürüttüğünü söylüyor. Yani mesela Cem Özdemir ki Yeşiller önümüzde yani 26 Eylül 2021'de genel seçimler var. İkinci parti olarak çıkması bekleniyor Yeşillerin. Ve Yeşillerin özellikle Cem Özdemir şöyle diyor, Yeşiller Parti Milletvekili çağrıda bulunuyor. Avrupa Konseyi'nden çıkarılmalı diyor Türkiye. Yani böyle bir çağrısı var. Yine Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Frank Schwab'in bir açıklaması var. Diyor ki tabii yani Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri yine dikkat etmek lazım. Türkiye önemli diyor ama aynı zamanda da diyor ki Ankara diyor buna rağmen Avrupa Konseyi'nin düzenlemelerine bağlı kalmaz. Ve özellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamazsa o zaman konsey üyesi olarak kalamaz açıklamalarında bulunuyor. Tabii bunlar önemli açıklamalar değerli Namık Koçak. Bu arada sadece onu da değerlendirmemek lazım. Tabii Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine girildiği zaman çok açık bir şekilde görülür. Burada ülkeler çıkarlarını düşünüyor. Ekonomi önemli. Örneğin şu anda Türkiye'de Alman sermaye ortaklığında 7250'nin üzerinde Türk ve Alman şirketi bulunuyor. Türkiye'deki 1980'den beri Alman şirketlerinin yatırım hacmi yaklaşık 14,5 milyar dolar dolayında. Tabii bütün bunların ışığında değerlendirmek lazım Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini diye düşünüyorum. Her ülke çıkarını düşünüyorum. Biz de kendi çıkarımızı düşünmek zorundayız. Ama Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri sadece yani böyle havuç sopa ilişkileriyle de süreceğini düşünmüyorum. Bekleyip göreceğiz diyelim. Bu arada Alman medyasında sevgili Namık Koçak, Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin atılan adım tamamen yasal, işte kararımızı verdik, gireriz ve girdiğimiz gibi çıkarız açıklaması da Avrupa medyasında yer alıyor. Pek de bu olumlu bir gelişme değil. Hele hele senin sürekli dile getirdiğin Kopanak kraterleri göz önüne bulundurduğumuzda kesinlikle olacak gibi değil. Yine Avrupa medyasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'deki S-400 sorunu giderecek adımlar atmasını bekliyoruz açıklamaları var. Yine hep bir mektup var bu arada. Alman medyasında var bu. ABD Başkanı Biden Erdoğan'a mektup göndermiş. Hani telefon bekleniyordu ya. Evet. Şimdiye kadar bekleniyordu ya. Onu da söylemiş olalım ve bitirelim istersen. ABD Başkanı Biden aralarında Erdoğan'ın da bulunduğu 40 dünya liderine iklim zirvesine davet ettiğini de belirtelim. Yani bir mektupla davet olduğunu da söyleyelim sevgili Namık Koçak. Çok teşekkürler Recai Aksu. Çok önemli bilgiler verdin gene bu sabah. Bunlar önemli. Fransa'dan, Almanya'dan ve oradan Türkiye nasıl görünüyor? Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışımız nasıl değerlendiriliyor? Onların tepkilerini aldık. Çok teşekkürler Recai Aksu. Evet. Şimdi bir zamanlar ben her ay Almanya'ya, Fransa'ya falan giderdim Hürriyet'te çalışırken. Çünkü Hürriyet Avrupa'da da yazı yazıyordum. Evet. Şimdi Diyanet İşleri'nin Almanya'da ve Fransa'da hiç iyi ünü yoktur. Yani orada Fransa'nın, Almanya'nın iç işlerine karışacak işler yapıyorlar. Mesela şu partiye verin, bu partiye verin diye baskı yapıyor. Yönlendirme yapıyor. İlişkiler var. Ondan sonra
Almanya'da ve Fransa'da tarikatlar çok organize idi. Ben 2012'ye kadarki dönemden bahsediyorum. Ve Diyanet İşleri'nin şeyle mücadele etmesi lazım. Tarikatlarla, evet. Çünkü görevi onun. Evet. Cumhuriyeti savunmak görevi. Çünkü mesela şimdi ne diyorlar, atlayarak geçiyorum. Efendim, ideolojik anayasa olmazmış. Ne demek? Bütün anayasalar ideolojiktir ve statükoyu korumakla görevlidir. Türkiye'nin statükosu nedir? Cumhuriyettir. Cumhuriyet. Demek ki anayasanın ideolojisi cumhuriyetin kuruluşundan itibaren varlığını savunmaktır. Laik ve demokratik cumhuriyet. Tamam. Bu başka türlü olmaz. Efendim, anayasa var, yasalar buna göre çıkıyor. Şimdi bunlar katiyen anlamıyorum. Devlet hizmeti yapmamış galiba bunlar. Herhalde. Bir benzetmeyle anlatayım. Vakit alsa bile yararlı. Şimdi benim sözünü ettiğim dönemin tanıkları bildiğim kadarıyla Uğur Dündar. Uğur'la ilişkim var. Efendim, Gülseven Baytok. Gülseven Güven. O, evet. Eğitim şubesi müdürüydü. Sonra bir Kadınları ve Çocukları Koruma Vakfı'nın kurucusu oldu. Onun dışında benim Latif Okul var. Latif Okul var. Hala kuruluş dönemini hatırlar. Yılari Atamer var İzmir'de. 5-6 kişi vardır. Şimdi söyleyeceğim her şeyi hatırlayacaklar. Evet. Şimdi biz işe başladığımız zaman, ben biraz geç Uğur'dan falan 3-5 ay geç geldim televizyona. Gelmemin sebebi de şimdi anlatacağım şeyler. TRT televizyonunda çalışmayı örgütleyecek hiçbir şey yoktu. Bir tek şey vardı, anayasa maddesi ve TRT kanunu. Ama bir kanunla iş yapamazsın. İş yapabilmek için çalışacak tüzüğü yapman lazım. Tüzüğü yapacaksın. Evet. Tüzüğü kim yapar? Yönetim kurulu varsa yönetim kurulu yapar. Yönetim kurulu yoksa genel müdürlük falan yapar. Şimdi benim gelmemle, o görevle geldim zaten. Kuruluş görev yönetmeliği televizyonun yazıldı. Program ve yayın yönetmeliği yazıldı. Bir de ücret yönetmeliği. Şimdi hizmet alıyorsun, çağırıyorsun adamı. Para vermen lazım. Para verecek fasıl yok. Ondan sonra yönetim kuruluna anlatamıyorsun. Mesela Zeki Müren'i çağırıyorsun. Para vermen lazım. Gelin, biz propagandasını yapıyoruz. Efendim, para mı vereceğiz? Bir de param. Hadi deveye hendek atlatmak gibi. Efendim, bu bir telif hakkıdır falan. Neyse, ücret falan, hepsini yaptık. Yayınlandı. Ve bizim çocuklar birini davet ettiği zaman 12 dakikaymış. Bakıyorlar, şeye göre veriyorlar. O tarifeye göre. Tarifeye göre veriyorlar. Derken bir yeni genel müdür geldi. Bilmiyor galiba, devlet hizmetinde de çalışmamış. Birini gel demiş şeye. Bir programa çık. Ondan sonra 25 bin lira da yazmış. Benim önüme geldi. Yani çocuklar getirdiler. Çocuklar diyorum. Benden genç onlar. 5-6 yaş. 2500 lira tavan verebiliriz. O 25 bin yazmış genel müdür. Ben imzalamadım. Beni çağırdı. Ne diye işimi engelliyorsun dedi. Dedim sayın genel müdür, bizim bir ücret yönetmeliğimiz var. O ücret yönetmeliğine göre veriyoruz bunu. Ben genel müdür değil miyim?
Evet, genel müdürsünüz. Ama dedi bu şeyi altında ne yazıyor? Bu yönetmeliği genel müdür yürütür diye yazmıyor mu? Efendim, bunun anlamı canın istediği gibi yürütür değil. Bu yönetmeliğin yazdığı her şeyi uygular demektir. Bu yönetmeliği siz yapmadınız. Siz uygulayıcısısınız. Bu yönetmeliği TRT yönetim kurulu yaptı. Müracaat edersiniz, dersiniz ki ben bu ücretleri az buluyorum. Efendim, değiştiriyorum. Değiştir. Değiştirdiğiniz zaman isterseniz 100 bin koyun. Ben 100 bini şey ederim. Ya ben kağıda göre. Şimdi bunlar da öyle sanıyor ki efendim Cumhurbaşkanı yahut da Başbakan efendim bir şeyden ben çıkamazsın. Orayı kim yazdıysa, kim onayladıysa o çıkar. Senin ne olduğun şey değil. Evet. Efendim şimdi kanunu kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet, başka kimse karışamaz. Yönetmeliği yönetim kurulları yapar. Ona başbakan karışamaz. Başbakan karışamaz ha. Karışır. İşte bir de şimdi olmayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıktı. Yok o şimdi onu hukukçular bilir. Ve yani ben eski bir devlet çalışanı olarak elbette bazı hukuki şeyleri biliyorum. Yapılan her şey yasalara uymuyor. Evet. Bir gün sorarlar, şimdi sorulmuyordur. Sorulmuyordur. Bir gün sorulur. Bir tane deli çıkar. Biri çıkar sorar değil mi? Yok, şimdi bile sorar ya. Delinin biri çıkar, sorar. Şimdi o meşhur hayal ihracat tartışmalarının yaşandığı yıllarda komisyonlar kuruluyor. İşte bakanlar Yüce Divan'a gitsin gitmesin. Türkiye'de hep bir tartışma vardı. Devri sabık yaratalım mı, yaratmayalım mı? Devri sabık yaratmazsak, hesabını sormazsak o zaman ne anlamı kalıyor devlete ihanet etmenin, devletin işlerini bozmanın, kötü işler, başarısızlıkların hesabını kimse vermeyecek mi? Ya insan olan hakkını korur. Hakkını korumayan insan, insan değildir. Hakkına sahip çıkacaksın, başkalarına saygı duyacaksın. Başkaları da sana saygı duymak zorundadır. Çok teşekkür ederim. Öyle değil mi? Evet, evet, evet. Evet, Özdemir İnce ile beraberdik. Umarım keyifli bir sohbet dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Birlikte olacağız. Ama stüdyoda olman iyiydi. Evet, ben eski günleri hatırladım. Evet, evet, evet. Tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ülker Abla'ya sevgiler, saygılar. Baş üstüne. Evet, bugün programın sonuna geldik. Yarın bu stüdyoda ben olacağım ama canlı bağlantılarımızda Müjdat Gezen ve Uğur Dündar olacak. Müjdat Gezen'in son kitabını konuşacağız. Çocukluğumu bindirdim tramvaya, o gitti ben kaldım yaya diyor. Neler yaşanmış, neler görmüş, neler geçirmiş Müjdat Gezen. Adliye koridorlarından tozlu sahnelere hepsini konuşacağız. Güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Yarın görüşmek üzere.